İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 19 Kasım 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Batman Kent Konseyi Kadın Meclisi, trafikte emniyet kemeri kullanımını artırmak ve kazaları en aza indirmek amacıyla tüm yurtta yürütülen Bir Hareketine Bakar kampanyasına destek verdi. Tüm yurtta olduğu gibi Batman'da da trafikte emniyet kullanımını artırmak amacıyla Bir Hareketine Bakar kampanyası yürütülüyor. Kent Konseyi Kadın Meclisi direksiyon başında emniyet kemeriyle video klip çekerek kampanyaya destek verdi. 3. Lig 1. Grup Lideri Petrolspor, pazar günü Elazığ Spor ile kendi saha ve seyircisi önünde karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 3. Lig 1. Grup Lideri Petrolspor, pazar günü kendi sahasında Elazığ Spor'la karşılaşacak. Maç saat 13'te başlayacak. Batman Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi Hamidiler Pazajı'nın dış cephesine çizdirilen Braco temalı resim çok sevildi. Batman Belediyesi'nin kentin işlek noktalarında görünürlüğü yüksek binaların dış cephelerine çizdirdiği resimler kente estetik görüntü katarken vatandaşların da ilgisini çekiyor. Batman'ın dedesi ve velisi olarak anılan ve sembol değerlerden biri olan merhum Braco'nun fotoğrafı da tren manzarasıyla duvardaki yerini aldı. Batman Barosu, Batman Valiliği'nin etkinlikleri izne bağlama kararına yönelik iptal davası açtı. Batman Valiliği, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kentte başlattığı eylem ve etkinlik kısıtlamalarını 15'er günlük sürelerle uzatmaya devam ederken, Batman Barosu da uygulamanın sona erdirilmesi için Batman İdare Mahkemesi'ne iptal davası açtı. Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi, İl Yürütme Kurulu Kasım ayı toplantısı kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında yürütülen Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi İl Yürütme Kurulu Kasım ayı toplantısı Batman Ticaret Borsası binasında gerçekleşti. Toplantıda gündemdeki konular görüşüldü. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Mehmet Mihdi Oğuz, ekonomik sorunlara ilişkin basın açıklaması düzenledi. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Mehmet Mihdi Oğuz, ekonomi sorunlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Oğuz, Bağımsız Merkez Bankası'nın kararıyla döviz, altın, borsa yine uçtu. Bu millete ve bu ülkeye zulümdür, dedi. Batman'da otel müdürleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı'ya ilimizde bir hafta verilen otel eğitimlerinden dolayı teşekkür etti. Batman'da otel müdürleri İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı'ya ilimizde bir hafta verilen otel eğitimlerinden dolayı teşekkür etti. Otelciler Batman ve ilçelerindeki otel, misafirhane ve diğer konaklama tesis çalışanlarına yönelik eğitimde önemli tecrübeler edindik, dedi. Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Seyit Emin Tunç idaresindeki 72 AAF 843 plakalı otomobil, Yasıca Köyü mevkisinde Feyyaz Deniz'in kullandığı 34KH1921 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan İrem ve Nimet Akan'la Sümeyye Deniz yaralandı. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.